Arkadaşlar merhabalar. Bugünün konusu sabır. Yani geometri ve sabırla ilgili seninle biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yorumlara baktığım kadarıyla çoğu kişinin çok sabırsız olduğunu görüyorum. O yüzden bu videoyla karşına geldim. Ama öncesinde ana konuya gelmeden önce biraz sabretmeni istiyorum. Şöyle özür dileyeceğim senden. Sabır konusundayız ya. Biraz sabret. Özür dilerim arkadaşlar. Çünkü niye? Bugünün ders konusu gelmedi. Yani 24. gün videosu gelmedi. Çünkü animasyonu hazırlanamadı. Sadece dikdörtgen ve kareden 16 tane animasyon vardı. Tamam, animasyonlar geçen seneden itibaren hazırlanmaya başlamıştı ama animasyonlar da kolay bir şekilde hazırlanmıyor. 16 tane animasyon ard arda gelince yetiştiremedik maalesef. Hatta Semih geceleri çalışıyor. Gece 1 ile 5 arasında yapıyor animasyonları. Bugünün şeylerini de hani bu gece yapıyordu. Gün içerisinde yetişirse onları ekleyip bugüne yetiştirmeye çalışacağız. Ama büyük ihtimalle yetişmeyecek. Yarına kalacak. Yani bu 3-4-5 gün boyunca videolar 2 günde bir gelebilir. Bu anlamda sizden özür diliyorum. Ama bu sene ya bu zamana kadar hiç yapmadım. Ya böyle bir gün aksamadı. Yani o kadar hasta olduğum şey yaptım falan filan. Hiç aksatmadım ama ya bu sefer bunun aksamasının sebebi ya çok mükemmel bir şekilde yapıyoruz ya bu işi bu sene. Hani animasyonlar olsun, şunlar olsun, her şeyle çok mükemmel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı bir eksiklik oldu. Animasyonsuz da olmazdı. O yüzden bir gecikme oldu. Kusura bakmayın gün gün gidenlere. Ama ben zaten size haftalık programı tavsiye ediyordum. Biliyorsunuz kitabımız 50 günde bitiyor. Tamam, ben 50 günde bitireceğimi söyledim. Ama bu 50 gün kimler içindir? 11. sınıfta geometriyi full bitirmiştir ve bütün kitapları çözmüştür. Bu sefer 50 günde buradan tekrar edecek olanlar vardır mesela. Onlar 50 gün takip edebilir diye söylemiştim. Ama ben normalde ne istemiştim? Sizden haftalık programı takip etmenizi istedim. Çünkü geometri gerçekten çok ilginç bir ders ve çok güzel bir ders. Yani öyle bir günde halledebilecek bir ders değil aslında. Altyapı sağlamsa halledilebilir. Evet, bu doğru. Ama sadece geometri dersi de yok. Fizik var, kimya var, biyoloji var. Bunları da çalışacaksınız. O yüzden haftalık. Hatta geometri çalışırken tavsiyemiz hep iki kitap çözmenizdir. O yüzden yani haftalık programda o videoların birinci gününü, yani bir haftalık programa bakacak olursanız 25 haftada bitiriyoruz ya. O 25 haftalık programı yaparsanız hem ders anlatım videolarını rahat bir şekilde bitirirsiniz, hem ödevlerinizi rahat bir şekilde bitirirsiniz, hem diğer derslerinizi de rahat bir şekilde bitirirsiniz. 25 haftada gayet ideal. Hatta bazı arkadaşlara şunu da söylüyorum. 25 hafta o ama o haftalık programları 4 günde bir de yapabilirsiniz. O gücü kendinde bulanlar da olabilir. O 25 haftayı 17-18 haftaya da çekebilirsiniz diye de söyledim. Artık 4 günde bir yaparsanız sanırım 15 haftada bir, 15 haftada yani bitmiş olacak gibi oluyor o zaman. Daha kısa bitirebilirsiniz ama bence 25 haftaya yaymanız daha mantıklı dostlar. Evet, şu mükemmelliyetçilikten dolayı video gelmedi. Tekrardan özür dilerim. Şimdi gelelim sabır konusuna. Arkadaşlar yorumlarda görüyoruz. Hocam ya gitmiyor ya. Olmuyor ya. Ne yapacağız hocam? Ben bırakacağım hocam. Olmuyor. Bilmem ne falan filan. Olmayacak, normal bir şey arkadaşlar. Biz de ilk başladığımızda bizde de olmuyordu. Gerçekten bizde öyle. Ki benim geometrim gerçekten çok kötüydü. Öğretmenlik hayatıma başladığımda kötüydü. Olmuyor deyip şu mesleği bırakıp matematiğe yönelecektim. Ki benim matematiğim çok iyiydi. Geometride bir boşluk vardı. Geometri alanına geldim. Olmayacak diye çok korktum. Ama sabrettim. Yılmadım. Bıkmadım. Usanmadım. Yoluma devam ettim. Ya konular tam oturmasa da ilerledim. İlerledikçe de geçmişteki konuların çok iyi olduğunu gördüm. O yüzden bak kendi yaşantımı aslında ben size burada aktarıyorum. Ben şunu gördüm. Dik üçgenin sonuna kadar bir şeyleri anlayamadığımı gördüm. Yani hep eksik parçalar olduğunu gördüm. O yüzden ben her öğrencime şunu tavsiye ediyorum. Lütfen ilk etapta dik üçgenin sonuna kadar sabredin. Ondan sonra üçgenler bitene kadar sabredin diye tavsiyede bulunuyorum. Bak şimdi. Biz şunu yapıyoruz. Doğruda açıdan başlıyoruz. Doğruda açıda başlayınca aa ne güzel diyoruz. Güzel bir şekilde gitti. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hatta şöyle bir göstereyim sana istersen. Şurada da gün sayısı 41 yazıyor da ben 41. güne kadar çektim. Animasyonları bekliyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Şöyle şuradan başlıyoruz. Hocam doğruda açılar başlıyoruz. Oo güzel gidiyor. Sonra geliyoruz buraya. Oo güzel gidiyor. Ay bir soruda sıkıntı yaşadık. Bu da niye sıkıntı yaşadın? Doğruda açıda yeni nesil bir soruyla karşılaştın. İlk defa bir soruyla karşılaşıyorsun.
yeni nesil ve doğru açıdan. Öyle çoğu yerde de göremezsin böyle doğru açıda yeni nesil bir soru. Ha, bunu anlamadıysan tam oturmayabilir, gayet normal. Bunu mutlaka şöyle yuvarlak içine al. Üçgenler bittikten sonra gel tekrar et. O zaman daha iyi anlayacaksın. Ki o zaman baktığında ara ben bunu mu anlayamamışım ya diyeceksin. Çünkü bilgiler orada oturacak kardeşim. Yeni nesil soruyu da ben burada yazmak zorundaydım. Bak şimdi ben burada soruyu anlatırken böyle işte öğrenme alanı sorularıyla basit sorularla başlıyorum. Öğretiyorum sonra klasik soru sonra yeni nesil soru araya koyuyorum. Sonra diğer kazanıma geçip öğrenme alanı klasik sonra yeni nesil soru şeklinde gidiyorum. Klasiğin her tarz sorusu kolay orta zoru. Yeni neslin de her tarz sorusu kolay orta zoru mevcut kitapta. Bu yeni nesil sorular burada olmak zorunda. Ben bu yeni nesil soruları buraya koymazsam eğer, bak şunu iptal et, bunu iptal et, bak gösteriyorum. Ondan sonra gel şuradaki yeni nesil soruları da iptal et, şöyle şunları da iptal et. Doğru açıda hepsini anladım zannedeceksin. Eski nesil sorularla. Hepsini anladım zannedeceksin. Ondan sonra üçgende açıya geçeceksin. Eski nesil sorularla hepsini anladım zannedeceksin. Ama sonrasında bir bakacaksın, deneme sınavına bir gireceksin. Ana! Hiçbir şey yapamıyorum. Geometriden bir tane iki tane zor yapayım diyeceksin. O yüzden yeni nesil sorularla birlikte gidilmeli. Sadece eski nesil sorularla bu iş olmaz. Eskiden de onlar. Eski nesil soruların işte olimpiyat tarzı zor soru sorayım. Koyayım buraya. Bununla öğrenciyi oyalayayım. Böyle bir şey yok artık arkadaşlar. Ya sınavlara bakacak olursanız zaten göreceksiniz. 2018'de itibaren yeni nesil başladı bak. 2018'de yılından itibaren bakın. Her sene sınavın en kaliteli kısmı geometriden çıkıyor dostlar. Geometri o yüzden fark attıran ders. Eşit ağırlıkta, sayısalda diğer arkadaşlarına fark atmak istiyorsan geometride full ya da full'e yakın yapmak zorundasın. Sınavda zaten hep bu geometride zorlanıyorsun. Sınavda bak kaliteli kısmı şey diyorum ya. Bu geometri kısmı diyorum ya. Bak kardeşim geçen seneki sorulara bak. TYT'nin %90'ı yeni nesil. AYT'nin de ya AYT hep eski nesil hocam hiç böyle şekil şukul yok. Şekil olmasına gerek yok kardeşim. AYT'nin de %80'i %90'ı yeni nesil. Çember sorularına bak yeni nesil soruyorlar. Dikdörtgen, dörtgen sorularına bak yeni nesil sorular karşına çıkıyor. Analitik sorularına bak. Öyle işte vay efendim noktanın doğru olan uzaklığı biz konu anlatırken ki sorularımız gelmiyor. Yani işte doğru denklemin nasıl yazılır? Noktanın doğru olan uzaklığı nasıldır? İşte iki nokta arasındaki uzaklık nasıldır gibi sorular gelmiyor. Adam sana öyle bir soru soruyor ki 5 kazanım iç içe. Analitik geometri soruyor. Doğuda benzerlik soruyor. Ağırlık merkezi soruyor. Alan soruyor. Yani baktığın zaman 4-5 kazanım birden iç içe soruyor. Bu da yeni nesil bir soru. Sözel ama yeni nesil. Sadece analitik düşünme diyor. Analitiğin yanında üçgen bilgilerini de bu işin içine katabiliyor musun diye düşünmeni istiyor senin. Yani bak geçen seneki analitik sorularına da bak ne demek istediğimi anlayacaksın. AYT'de de soruların %80'i %90'ı yeni nesil kardeşim. Kimse eski nesil falan filan demesin. İnceleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kalite anlamında da incelemenizi de istiyorum. Şimdi dediğim gibi şuralara baktığınız zaman ben buradaki soruları iptal etsem yeni nesil soruları koymasam ben sana üçgenler bittikten sonra 5 neti 7 neti garanti veremem. Ama bu şekilde bir öğrenmeyle bak bu kitaptaki gibi bir öğrenmeyle eski neslin her sorusu ilk önce öğrenme alanıyla başlıyoruz şöyle. Bak öğrenme alanında şöyle işi kavratıyoruz. Öğrenme alanı sorularıyla başlıyoruz. Ondan sonra eski nesil sorularla devam ediyoruz. Sonra yeni nesil sorular başlıyor böyle. Her tarz soru var ve ÖSYM'nin çizgisi etrafında gidiyoruz burada. Bu şekilde bu sorularla sabredeceksin. Sabretmeni niye istiyoruz? İlk defa belki de sen böyle bu tarz yeni nesil sorularla karşılaşıyorsun. Anlayamaman gayet normal. Anladığın soruları geç. Ama anlayamadığın soruları şöyle bir yuvarlık içine al. Üçgenler bittikten sonra gel bir daha bak. Sen bunları bu şekilde yaptıktan sonra üçgenler bittiğinde ben sana ne diyeceğim kardeşim biliyor musun? TYT'de artık en az 5 net yapabilecek seviyede olacaksın. Bak yemin ederim sana ben özel ders versem ne yaparım biliyor musun? Özel ders verdiğim veliye şunu derim. Kardeşim öğrenci TYT'den 7 net yapmadığı sürece ben senden para almam. Ha, ben özel ders verirsem büyük ihtimal üçgenler bittikten sonra öğrenci 7 neti zaten yapacak. Rahat bir şekilde yapacak. Ya şimdi sen benim özel ders öğrenciyimsin ama uzaktan ben senin ne yaptığını bilmediğim için ki yine benim dediklerimi harfi harfine yapsan hepsini uygulasan büyük ihtimalle sınavda yani üçgenler bittikten sonra 7 net cepte diyeceksin zaten. TYT'den bahsediyorum bak.
Ondan sonra bütün kitap bittikten sonra da TYT'de full'e yakın yapacaksın. AYT'de de full ya da full'e yakın yapacaksın zaten. Bunu da göreceksin zaten. Neyse, dediğim gibi bu yeni nesil sorular olmasa anladın gibi olacak. Ama sınavda yapamayacaksın. Ama bu sorular seni aşırı derecede geliştiriyor. Çünkü buradaki kullandığım bir tekniği bundan sonraki bir konuda üçgende de kullanıyorum. Üçgende açıda da kullanıyorum. Ha, o teknik orada oturuyor mesela. Orada oturdu ya. Burada oturmamıştı. Orada oturduğu için artık burada da oturuyor olacak. Yani aslında şu oluyor. Sen de orada açı çalışıyorsun. Konunun %20'sini anlamış gibi oluyorsun. Yani %100'ünü de anlamak zorunda da değilsin. Sabredip devam etmelisin. Sonra üçgende açıya geldikten sonra doğru açıdaki %20'lik kısım %40'a, %50, %60'a gelecek. Sen farkında olmadan. Dik üçgene geçtikten sonra zaten buradaki konu anlatımındaki tarzım bu benim. Sadece dik üçgeni anlatmıyorum ki orada. Dik üçgeni anlatırken eski konulara da atıfta bulunuyorum. Üçgende açıyla ilgili kısmı hatırlatıyorum. Ek çizimlerle ilgili kısmı hatırlatıyorum. Hep bu şekilde hatırlata gidiyorum. Sen bir bakmışsın. Ta üçgenler bittiğinde dik üçgende atıyorum %40'lık kısmı anladıysan, üçgenlerin sonuna geldiğinde dik üçgenin %90 olmuş farkında değilsin. %10'luk kısmı da deneme sınavlarındaki o sorularla zaten farkı kapatacaksın. Bu şekilde gideceğiz kardeşim. Bak, normalde senin yaşadığın durumu söyleyeyim. Doğru açılarda orada kalmıştım. Gidiyorsun, doğru açı süper gitti, harika öğrendim diyorsun. Üçgende açıya geliyorsun, iyi bu da güzel gidiyor. Ama üçgende açıda bazı yeni nesil soruları gelince azıcık takıldın gibi oluyor yine. Sonra ek çizimlere bir geliyorsun. Lan ek çizimler neymiş? Ek çizimler ilk defa görüyorsun hayatında. Muhteşem üçlü. Tamam, not olarak gördün kitaplarda ama ek çizimler diye bir başlık görmedin. Ama burada sana güzel şeyler öğretiyorum. Bu bilgilere de bak. Burada oturması biraz zorlanıyorsun ek çizimlerde. Ulan ikizkenar, dik tabanı, keş parçaya bölmesi falan filan burada anlatıyoruz ya böyle. Oturması gayet normal, oturmaması. %40'ını anlaman gayet normal. Sen devam et. Her konuda ben sana ikizkenar üçgen yapmayla ilgili, orta taban çizmeyle ilgili, muhteşem üçlü çizmeyle ilgili soru soracağım. Zaten orada eksiklerini kapatacağım. Yani üçgenlerin sonunda senin ek çizimler bilgin yine %90'a çıkacak. Merak etme. Devam ediyorsun. Ondan sonra bir bakıyorsun dik üçgene bir geldin. Dik üçgende de ilk başta kolay kolay diye gidiyorsun. Ulan ondan sonra bir bakıyorsun. O ne ya, böyle soru mu olur? Bu ne ya, böyle soru mu olur? Falan filan böyle yeni nesil sorular. Ya dik üçgende de bıkıyorsun, bırakıyorsun. Bıraktığın an bittin. Dik üçgende de söylüyorum bak %30'a kalsan bile devam et. Sabret. Devam et. Sabretmek çok önemli. Devamı geldiği zaman ben sana buradan söz veriyorum. Benim dediklerimi yaptığın zaman bak söz veriyorum. Bana üçgenler bittikten sonra da söyle. Gel buraya yorum olarak da yaz. Bu videonun altına da yaz. Hocam dedikleriniz tutmadı de utanayım. Ama çoğunluk benim dediklerimi yaptığı zaman ve buradaki sorulara adam akıllı kendini verip üçgenleri de bitirdiği zaman ya genelde TYT'de 5 net, 6 net, 7 net zaten yapıyor kardeşim. Ama ben sana bak tekrar söylüyorum. Eski nesil sorularla, olimpiyat tarzı sorularla gelirsem geometride bu işlemiyor kardeşim. Ancak en fazla 3 tane netle kalırsın üçgen bittikten sonra. Çünkü buradaki şeyleri diğer konulara uyarlamayı beceremezsin. Tamam. O yüzden dediğimi dinle, aynen bu tarzda devam et. Bak şimdi. Olaya bakar mısın? Bak kitapta. Şimdi dik üçgen Pisagor bağıntısı. Aslında çok güzel. Bir Pisagor bağıntısı. X kare eşittir A kare artı B kare. Bunu anlatıyoruz. Bak klasik sorularla öğrenme alanında öğrettim işi. Klasik soru. Sonra başka klasik soru yazamamışım. Bu kazanımla ilgili bak yeni nesil soruya geçmişim. Ki ÖSYM'nin sorduğu sorular zaten bunlar. Ha, zorlanıyorsan normal al yuvarlığa. Sonra üçgenden sonra gel o yuvarlaktaki sorulara bir daha bak. ÖSYM sormuş kardeşim, ben sormasam yapamam bunu. Ondan sonra geldim bak başka kazanıma. Şuradaki başka bir kazanıma gelmişim. Nota gelmişim. Sonra o notla ilgili eski nesil sorular ve eski nesil sorular. Sonra yeni nesil soruya geçmişim. Ve bu arada yeni nesil soruların hepsi zaten gördün, hep animasyonla anlatılıyor. Anlayamama şansını sıfıra indiriyoruz zaten. Soruyu anlayamama şansını sıfıra indiriyoruz. Bak böyle böyle devam ediyor. Bak gördün mü, klasik 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 klasik, sonra yeni nesil sorular başlıyor burada. Bu yeni nesil sorular aslında seni geliştiriyor. Bu yeni nesil sorulara burada alışman demek, senin dörtgende karşına çıkacak yeni nesil soruları da dörtgenleri daha görmeden yapabileceğin anlamına geliyor. Aslında ben seni çaktırmadan hem üçgene, üçgeni anlatırken hem dörtgene, hem çembere, hem katı cisme, hem
Analitik geometriyi hazırlıyorum aslında. O yüzden sabır, 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 sabret. Sabrın sonu selamet. Özellikle geometride anlayamama durumu olsa bile sabırla devam et. Üçgen bittikten sonra yanıma gel. Bulabiliyorsan gel yanıma. Ondan sonra yani o yüzüme vur. Ama genelde yüzüme vurmuyorsunuz. Yani genelde de bu şekilde gidenler full ya da full'e yakın yapıyor. Ama buradaki yeni nesil soruların olması şartıyla, bu yeni nesil soruların anlaşılması şartıyla. Zaten bir yeni nesil sorunun mantığını şöyle bir anlasan ki ben size hep söylüyorum. ÖSYM'nin yeni nesil mantığı eş yapılardır kardeşim. Bütün sorularda biz bunu görüyoruz. Eş yapılarda da kenarların eşitliği, açıların eşitliğini kullanıyoruz. Başka da bir şey yapmıyoruz kardeşim. Eş yapılar. Eş yapılar, eş yapılar. Döndürmede de eş yapı var. Katlamada da eş yapı var. Kesip başka bir yere yapıştırmada da eş yapı var. Kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini kullanıyoruz hep kardeşim. Bunu hep tekrar ettiğimiz için hem üçgendeki böyle yeni nesil soruları, katlama, döndürme, kesme bilmem ne sorularını, hem de dörtgenlerdeki hem de çemberdeki yeni nesil soruları zaten hakim duruma geleceksin. O yüzden senden tek istediğim şey lütfen ama lütfen sabır, sabır, sabır. Bu dersin konusu sabırdı, bir de özürdü. Özür diliyorum, bir gün aksattık olayı. 4-5 gün boyunca da aksayacak, kusura bakmayın. O da bu işi çok iyi bir şekilde yapmak için. Çünkü animasyonlar da size çok şey katıyor büyük ihtimalle. Yorumlara da yazın gerçekten katıyor mu katmıyor mu, çok da merak ediyorum. Çünkü çok uğraştık, çok emek harcadık. Hatta ne kadar emek harcandığıyla da ilgili bir yakında şu konu anlatımları bitsin, bir video da çekip size göstereceğim. Çünkü bir video hazırlanırken eskiden ben şey yapıyordum. İşte bir video oturuyordum, bir saatlik video. Başını kes, sonunu kes, bitti. Ama şimdi bir video çekerken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Nefessiz kes seslerini de kesiyoruz. Yani siz nefes seslerini kesince 10 dakika gidiyor ya. Düşün yani. Senin geçen sene zamanında 10 dakika çalmışım ben. Öyle düşün. Yani 10 dakika boşa gitmesin diye onları tek tek kesiyoruz. Bir de animasyonları falan filan koyuyoruz. Bilmem neler yapıyor. Hepsini de göstereceğim. Ama ana konumuz bizim sabır, o sonraki video olacak. O yüzden ne diyoruz? Sabır, sabır, sabır. Sabreden derviş muradına erermiş. Sabrettiğin zaman bütün arkadaşlarına farkı bu dersle atacaksın. Bu ders seni sadece geometride geliştirmeyecek. Bakış açın her şeyiyle değişecek. Geometriyi yaşıyorsun zaten burada. Yaşayarak diğer derslerin de çok iyi bir noktaya geldiğini de göreceksin çünkü. Çünkü bu geometride biz bakarak görmüyoruz. Beynimizle görüyoruz. Beynimizi çalıştırmayı görüyoruz. Beynimizi çalıştırmayı yani çalıştırıyoruz. Yani spor yaptırıyoruz. O yüzden buradaki bu spor diğer derslere de etkisi çok fena olacak. Bunu zaten göreceksin. Özellikle üçgenler bittikten sonra diğer derslerde de verimin iyi bir şekilde atacak. Ya bunu böyle boşuna da söylemiyorum. Yani VIP fizik izliyorsa belki de gülüyordur ama hep böyle geometri, geometri, geometri diyorsun. Ama gerçekten öyle. Kardeşim böyle. Yani geometriyi yapan diğerlerini de çok güzel bir şekilde yapar kardeşim. Lütfen dik üçgenin sonuna kadar sabret. Dik üçgenden sonra da üçgenin sonuna kadar sabret. Bu iş çok güzel bir şekilde olacak. Merak etme. Seviliyorsun. Öpüyorum sizleri. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.